Türkiye'de ARGE destekleri ulusal ve uluslararası destekler olmak üzere ikiye ayrılıyor ve genellikle TÜBİTAK ve KOSGEB daimi olarak, yani sürekli açık çağrılarla beraber kurumların, firmaların araştırma geliştirme projelerinin kabul edilmesinde rol oynuyor. Burada TÜBİTAK oluşturduğu proje programları hem sanayi hem de KOBİ ölçeğindeki firmalar için uygun. KOSGEB ise yalnızca KOBİ ölçeğindeki firmaların projelerini kabul ediyor. İki kurumun da aslında işleyiş mekanizması ve proje hazırlama süreçleri birbirine oldukça benziyor. Çünkü sonuçta iki kurum da projenin ARGE sistematiğinin oluşturulmasında Oslo ve Frascati kılavuzlarını kullanıyor. Fakat burada ikisinin arasındaki en önemli etken, şayet KOBİ ölçeğindeyseniz projenizin içeriği oluyor. Çünkü KOSGEB proje içeriğinize göre değil, genel mevzuatlar dahilinde projeniz için bütçeler ayırmış durumda. Bu da demek oluyor ki siz belirli miktarlar dahilinde belirli giderleri destek kapsamında değerlendirebiliyorsunuz. Fakat TÜBİTAK'ta böyle bir şey söz konusu değil. Siz TÜBİTAK projelerinizi kendi fikrinize uygun bir şekilde bütçelendirebiliyorsunuz. KOSGEB ve TÜBİTAK sürekli daimi olarak proje kabul eden kurumlar. Bunun haricinde dönemsel olarak yine Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı tarafından yürütülen çok çeşitli hibe proje programları mevcut. Burada kalkınma ajanslarını anmakta fayda var. Kalkınma ajansları yine belirli süreler dahil o bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda açılan araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesini amaçlayan bir kurum. Az önce de bahsettiğim gibi bunun haricinde yine dönemsel olarak açılan veya daimi olarak yer alan çeşitli uluslararası destekler de var. Fakat siz uluslararası desteklerden faydalanabilmeniz adına ilk etapta bir proje ortağınızın bulunması gerekiyor. Ve bu proje ortağıyla beraber ortak projeler üretmeniz şartı var. Ve bu proje ortağınızın da belirlenen bölgeler dahilinde olması bekleniyor. Bu yüzden biz özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalara öncelikle TÜBİTAK veya KOSGEB deneyiminden sonra uluslararası proje programlarından faydalanmalarının daha doğru olacağını önermekteyiz.